Tekrardan açacağım ekranı. Tekrardan açacağım. Mekke'den Medine'ye yolculuğu tekrardan yapacağız. Evet. Sesini de kapatalım hemen başlayınca. Evet. Haydi tekrardan yolculuk yaptıralım bakalım. Mekke'den Medine'ye götürelim parmaklarımızı. Mekke'den Medine'ye götürelim. Mekke'den Medine'ye götürelim. Sonrasında etkinliğimize devam ediyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz de Mekke'den Medine'ye yolculuk yaptı. Çünkü Mekke'de İslamiyet'i anlatırken bazı kötü insanlar onun İslamiyet'i anlatmasını istemediler ve kötülük yapmaya devam ettiler. Peygamber Efendimiz hayır, kötü insanların arasında durmak istemedi ve İslamiyet'i anlatmak istedi. Onun için Mekke'den çıkıp devesiyle birlikte Medine'ye yolculuk yaptı. Şimdi bu kağıdımızı kenara koyalım. Bir tane daha A4 istemiştim ben. Bu diğer istediğim A4 kağıdına çok büyük olmamak şartıyla, çok büyük olmasın çünkü devemiz yolculuk yapacak. Bir deve çizmenizi istiyorum. Çok büyük olmasın çocuklar. Çünkü dediğim gibi bu deveye yolculuk yaptıracağız. Evet, ekrandaki gibi çizebilirsiniz. Ekrana böyle kağıdınızı koyup çizebilirsiniz. Veya kendi istediğiniz gibi bir deve de çizebilirsiniz. Kağıtlarınıza develerimizi çizelim. Kağıtlarımızı, develerimizi çizelim. Sonrasında çizdikten sonra da kesmenizi isteyeceğim. Ama bir müddet bekliyorum. Çizelim. Eğer çizdiysek kesmeye de başlayabiliriz. Kaslarımızla. Şu boyutta hani çok büyük olmasın, şu boyutta bir deve yeterli. Çizdikten sonra kesmeye başlayabiliriz. Eğer ders esnasında malzemeniz yoksa daha sonradan da yapıp bana fotoğrafını gönderebilirsiniz devenizin. Bazen dışarıda olan çocuklar oluyor, misafirlikte olan çocuklar oluyor. Onlar daha sonradan yapıp bana gönderebilirler. Evet. Develerimizi çizelim. Sonrasında keselim.
Kesenler var mı bakıyorum. Bitirenler. Malzemesi olmayanlar dediğim gibi sonradan da yapabilirler. Evet, kesenleri görüyorum. Feyza kesmiş mesela. Ve kesmeye devam edenler var. Sonrasında ben sizden pipet veya çubuk istemiştim. Bu çubuğa devemizi yapıştıralım. Yapıştırıcımızı sürelim. Devemizi çubuğumuza yapıştıralım. Benimki biraz uzun bir çubuk. Dil çubuğu bulamadığım için böyle uzun bir çubuğa yaptım. Ama dil çubuğu veya pipetimiz de yeterli olacaktır. Bu şekilde devemizi yapıştıralım. Birazdan devemize hicret ettireceğiz. Evet. Çubuğumuza bu şekilde devemizi yapıştıralım. Az sonra develerimiz hicret edecekler. Şimdi şu ayın hallerini çizdik ya. O kağıdımızın şu en uç köşesine küçük bir Kabe resmi yapalım. Şuraya küçük bir Kabe resmi. Çok büyük olmaması gerekiyor. Nasıl yapabiliriz Kabe resmini? Şu şekilde yapabiliriz çocuklar. Bir kare. Şöyle. Gösterdiğim gibi çok büyük olmasın Kabe'niz. Çünkü bu arada devemiz yolculuk yapacak. Evet. Develerimizi çizdik. Develerimizi çizenler Kabe resimlerini de çizebilirler. Sonra kağıdımızın diğer ucuna da onu da buradan açayım daha rahat çizmiş olursunuz. Medine'yi çizeceğiz. Ama şöyle ben size buradan göstermiş olayım. Medine resmini daha kolay olsun. Bir saniye bekleteceğim. Evet. Evet, kağıdımızın bir kısmına şöyle küçük bir tarafına Kabe resmi yapıyoruz. Bu tarafına da Medine yapacağız. Diğer tarafına da, karşı tarafına da. Evet, ben onun resmini de göstereyim size daha rahat çizebilmeniz için. Bu sırada develerinizi ve kâbelerinizi tamamlayamayanlar varsa tamamlayabilirler. Evet, kağıdımızın diğer tarafına da şu şekilde Ravza'yı yani Medine'nin sembolü olan Ravza'yı çizelim. Bir tarafına Mekke'nin sembolü olan Kabe'yi çizdik. Diğer tarafına da Medine'nin sembolü olan Ravza'yı çizelim. Çok büyük çizmeyelim çocuklar. Karşı tarafına, diğer ucuna. Buraya Kabe'yi çizdik. Bu tarafa da Ravza'yı çiziyorum şimdi. Ve minaretini çiziyorum. Taraf.
Mekke, bir tarafta Medine. Bu şekilde Ravza'yı Kabe ve Ravza'yı çizdik. Ha, Betül de gelmiş. Evet, üstünde de böyle ayları yapmıştım. Evet, bitirenler var mı? Hem devesini hem resimlerini bitirenler varsa şöyle gösterebilirler bana. Efendim Betül? Öğretmenim, etkinliğe mi başladınız? Etkinliğe başladım. Birazdan anlatmaya da devam edeceğim. Tamam. Evet. Bakıyorum bu şekilde bitirenler var mı? Amine Elif bitirdi galiba. Bitti mi Amine Elif? Evet, bakıyorum Sultan yapıyor etkinliğini. Evet, Toprak devam ediyor. Serra Polat yapmış. Feyza Duru devesini yapmış. Kabe'yi böyle şöyle şey kare şeklinde yaptım. İki tane çizgi çizdim. Hemen bakın çizimini de göstereyim size. Şöyle bir kare ve şöyle iki tane çizgi çizdim. Evet. Öğretmenim. Efendim? Öğretmenim, toprak yiyen kişi benim kuzenim. Burada. Öyle mi? Tamam. Sen bitirdin mi Amine Elif etkinliğini? Bitirdim. Tamam. Evet. Bakıyorum başka bitiren var mı? Gösteren çocuğum var mı? Evet. Ha, şurada bir kızım vardı bitiren. Dilşah Ayşe, Begüm Sena, Emine Bostan Akgün. Ha, iki tane kız var orada. İki tane çocuk, ikisi de yapmışlar. Elif Zümra Akbaş yapmış. Evet. Elif Amine, Afra Deren, Gülnur yazan yapmış. Evet. İkra yapmış. Evet. Şimdi çocuklar. Kağıdımı bunu kapatıyorum. Kağıdımı şu şekilde katlıyorum. Şu şekilde. Ve şurayı keseceğim. Nereye kadar biliyor musunuz? Kabe'yi çizdim. Medine'yi çizdim yere kadar. Şöyle bir kesik attım. Her yerini kesmedim. Çünkü devemi buraya koyacağım. Devem Mekke'den Medine'ye hicret edecek. Yolculuk yapacak. Evet. Aynı peygamberimizin devesi gibi. Peygamberimiz de devesiyle yolculuk yapmıştı. Hatta yolculuk yaparken bir ara çok yoruldu çocuklar. Siz hem böyle etkinliklerinize devam edip hem beni dinleyebilirsiniz. Çok yoruldular. Yanında da arkadaşı Hazreti Ebubekir vardı. Beraber yolculuk yaparken dinlenmek için bir mağaraya girdiler. Mağarada uyuyacaklardı. Ama mağaraların kapısı olmaz değil mi? Mağaraların kapısı açık olur. Açık kaldığında da kötü insanlar onlara zarar verebilirdi. Hemen bir örümcek geldi ve mağaranın kapısına aynı kapı görevini gören kapısı olmadığı için bir örümcek ağı ördü. Hatta kuş da peygamberimize yardım etmek için oraya yumurtalarını bıraktı ki mağaraya kimse sessizce giremesin diye. Ve sonrasında yolculuğa devam ettiler. Arkadaşı Hazreti Ebubekir ve devesi Kasva ile. Mekke Medine arasında yol nasıldı biliyor musunuz çocuklar? Hem çok sıcaktı hem de şu gördüğünüz şekilde çöldü.
çölde yolculuk yaptı Peygamber Efendimiz. Sonrasında Medine'ye yaklaştığında Kuba'da, Kuba ismi verilen bir yerde onu Medine'den karşılamaya gelenlerle birlikte cuma namazı kıldılar. Aynı bugünkü gibi cuma günüydü ve orada cuma namazını kıldılar. Sonradan buraya bir mescit yapıldı. İnşallah gitmek nasip olursa Kuba Mescidi'ni de ziyaret edersiniz, oralara giderseniz. Bir de Peygamber Efendimiz'i Medine'de bekleyen sizin gibi küçük çocuklar vardı. Yollarda Peygamber Efendimiz'i bekliyorlardı. Onu karşılamak için çok heyecanlıydılar. Peygamber Efendimiz böyle yollarda bekliyorlardı. Sonra arkadaşlarından biri dedi ki geliyor, geliyor, peygamberimiz geliyor. Peygamberimizi de görünce sevinçten şarkılar söylemeye başladılar. Az sonra bu şarkıyı da açacağım size. Sonrasında hoş geldin ey şanlı peygamber, ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz de çocuklara selam verdi. Çünkü o çocukları çok severdi. Başlarını okşadı. Ve onlara ne dedi biliyor musunuz? Beni seviyor musunuz diye sordu. Çocuklar da evet ya Resulallah, seni çok seviyoruz dediler. Peygamberimiz de onlara ben de sizi çok seviyorum diyerek karşılık verdi. Sonra Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra çocuklar hep mutlu günler geçirdiler. Çünkü Peygamberimiz onları çok seviyordu. Hep mutlu oldular. Peygamberimiz onları çok seviyor. Hatta yiyeceklerini bile çocuklarla paylaşıyordu biliyor musunuz? Ve çocukları her gördüğü yerde onlara selamün aleyküm diyerek selam veriyordu. Onlarla oyunlar oynuyordu. Evet, sonra peygamberimizle beraber Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar vardı. Mekke'den gelen Müslümanlara muhacir, Medine'de onları misafir eden, karşılayan Müslümanlara da Ensar denildi. Peygamber Efendimiz Ensar'la Muhacir'i kardeş ilan etti ve buradan Ensar ve Muhacir kardeşliğini de size anlatması için Beyza Hocama söz vereceğim şimdi. Evet, o da size Ensar ve Muhacir'i anlatacak şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Gerçekten de çok heyecanlandım. Şöyle girmeden önce bir elektrik kesintisi yaşadık. Sonra tekrar geldi. Allah'a şükür kavuştuk. Kuzucuklarım, evet, Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman, yani o yeşil kubbeli caminin olduğu şehre geldiği zaman herkes onu tabii çok sevinçle karşıladı. Evet, Şevval öğretmenimin dediği gibi ilk önce çocuklar, daha sonra büyük anneleri, babaları ve hepsi şöyle dediler. Ya Resulullah bize gel, bize gel, bize gel, böyle yarış yaptılar. Yarışı kim kazandı biliyor musunuz? Yarışı Peygamber Efendimiz, o dünyanın en iyi kalpli kişisi olduğu için ve kimseyi kırmak istemediği için şöyle bir çözüm üretti. Dedi ki benim devem kimin evinin önünde durursa orada kalayım. Bu güzel bir çözümdü. Kimse kırılmazdı. Deve sonuçta, değil mi? Devesi nerede? Devesi kasva nerede durursa onun evinde kalacaktı. Ve devesi bazılarının kapısına kadar gitti ama durmadı, devam etti. Gitti, yine devam etti. Sonra Eyüp el-Ensari'nin kapısının önünde durdu. Eyüp el-Ensari havalara uçtu sevinçten. Çok mutlu oldu. Efendimiz'i misafir edecekti. Onunla birlikte konuşacaktı. Onunla birlikte namaz kılacaktı. Yemek yiyecekti. Sonra Eyüp el-Ensari çok 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 sonraları da İstanbul'a gelmiş kuzucuklarım. Ve İstanbul'da Eyüp şehrinde onun kabristanı var. Bu küçük bilgiden sonra herkesi, o zaman Peygamberimiz Medine'de herkesi kardeş ilan etti. Ve tabii ki bunda Kur'an-ı Kerim'de geçen bir söz de önemliydi. Kur'an'ımızda şöyle yazıyor. Müslümanlar ancak kardeştir. Evet, bu büyük bir müjdeydi. Tıpkı sizin nasıl evinizde kardeşiniz var, öyle Allah bir diyen, Peygamberim Resulullah diyen bütün herkes kardeş demekti. Kardeş ne demekti? İşte bunu o günkü insanlar da sordu. Ya Resulullah nasıl kardeş olacağız? Siz daha Mekke'lerden geldiniz. Biz buralarda yaşıyorduk. Nasıl olacağız? Efendimiz kardeşliğin şartlarını söyledi.
Şimdi ben kardeşliğin şartları için bir dosya hazırladım. Dosyamdan bakalım. Kardeş kardeşe neler yapıyormuş? Ne demekmiş kardeş olmak? Müslüman kardeş olmak ne demekmiş? Birlikte bakalım kuzucuklarım. Dosyamı açayım. Sonra sizinle çok güzel bir oyun da oynayacağım. Etkinlik de yapacağım. Bakın bu çocuklara bakın. Bakın bir tanesi bayağı esmer değil mi? O bir tanesi biraz daha açık. Bazısı da başka ten renginde. Yani onlar farklı farklı şehirlerden gelmişler. Ama burada Kabe'mizi ziyaret ederken özellikle fark edebiliriz. Kardeş olduk. Bakalım Efendimiz ne demiş? Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin olmaz. Kendin için sevdiğini kardeşin için de seveceksin. Yani bu ne demek? Benim sevdiğim kıyafetimi kardeşimin de üzerinde olsun. Benim yediğim yemekten kardeşim de yesin. İşte o gün Medine'de bütün herkes Mekkeli kardeşleriyle aynen böyle yaptılar. Aynı sofralara oturdular. Aynı yerlerden alışveriş edip aynı günleri kutladılar. Birlikte Efendimizin arkasında namaz kıldılar. Birbirleri için istedikleri her şeyi birbirleri için de istediler. Peki şu resimdeki çocuklara bir bakalım neler yapıyor? Bir kere hepsi de gülüyor değil mi? Bakın bu da gülüyor, bu da gülüyor. Bu da gülüyor, bu da gülüyor. Demek ki burada güzel bir kardeşlik var. Bu kız düğmelerini kapatamamış. Ama bak kardeşi ona yardım ediyor. Yani aslında arkadaşı, din kardeşi. Sonra bakın bu kız yürüyemiyor. Onun tekerlekli sandalyesi var. Ama bu onu dışarı çıkarmış. Kışların sesini duysun, çiçeklerin kokusunu duysun diye onu çıkarmış. İkisi de çok mutlu, onlar da çok mutlu. Peki ne demekmiş kardeşlik? Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da onun kusurlarını örter. Ne güzel müjde. Eğer bir sıkıntısı olan arkadaşımız varsa ona din kardeşim diye yardımcı olalım. Oldu mu kuzucuklarım? Bakalım başka. Aa, burası bir hastane. Bu kız da hasta. Ama çok mutlu. Galiba kardeş arkadaşları onu ziyarete geldiği için olabilir mi? Bakalım Efendimiz ne demiş? Bir Müslümanın Müslüman kardeşine karşı görevlerinden bir tanesi de hasta ise ziyaretine gitmektir. Evet, eğer ki bir arkadaşınızın hasta olduğunu duyduysanız, çocuklar şimdi bazı hastalıklar da bulaşıcı. Yaklaşmamak gerekiyor ama telefon açabiliriz. Virüsler telefondan bulaşmıyor. Biz de tıpkı bu kızlar gibi onun gönlünü alırız hastalananın, değil mi? O da mutlu olur. Kardeşim, arkadaşım beni aradı. Hastalığı hafifler. Belki de hızlıca iyileşir duamızla, onunla olan moral verici konuşmalarımızla. Aa, bunların bir kutlaması var. Bu resme de bakalım. Bu ikisinin bir kutlaması var. Bakın hediye paketleri. Acaba Hicri yılbaşını mı kutluyorlar? Yoksa Kadir gecesini mi? Berat kandilini mi? Doğum günlerini mi? Olabilir. Güzel neşeli bir günleri var. Müslüman kardeşimize karşı bir başka görevimiz de davet ettiği zaman davetine gitmektir. Evet, eğer sizi bir arkadaşınız bir böyle özel gününe yani mutlu olduğu gününe davet ederse davete gitmemiz gerekir. Kardeşlik bunu gerektirir. Bir kere sizin davet ettiğiniz arkadaşınız gelmezse doğum gününüze veya bir yemeğe veya da bir kutlamanıza üzülmez misiniz? Üzülürüz değil mi çocuklar? İşte siz gelmediğiniz zaman da o davet ettiğiniz arkadaşınız üzülür. Ama gittiğiniz zaman bak çok mutlu olmuş, havalara uçmuş. Eğer gidersek çok mutlu oluruz.
Ve böylece iki kardeş kalpleri birbirine ısınmış olur ve Peygamber Efendimizin dediği gibi kardeşlik gerçekleşmiş olur. Aa, bu çocuklar da selamlaşıyor. Bakın onlar da mutlu. Müslüman, Müslüman kardeşinin selam verince selamını alır. Bu çok önemli. Selamı aranızda yayın diyor Peygamber Efendimiz. Yani selam vermek öyle böyle kızgın yüz selam olmaz. Selam vermek aynı zamanda gülümsemeli. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Karşımızdaki de gülümseyecek. Yani biz aslında selam verdiğimizde bir dua ediyoruz çocuklar. Şöyle diyoruz: Allah'ın selamı, esenliği, güzelliği üzerine olsun. Karşımdaki de tabii ki bu güzel duaya cevap veriyor. Senin de üzerine olsun diyerek. E o zaman ikimiz de gülmeliyiz değil mi? Birbirimize dua ettik. Ayrıca Peygamber Efendimiz yemek yedirin, Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun buyurmuş. Selamı aranızda yayın, yemek yedirin, Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun. Bakın Müslümanlar ancak kardeştir. Yine şöyle düşünün, siz parkta annenizle birlikte oynarken parka annesiyle birlikte bir arkadaşınız geldi. Aa dediniz, sevindiniz, gülümsediniz, selam verdiniz. O hiç bakmadı. Döndü gitti. Çok üzülmez misiniz? Üzücü olur değil mi? Ama aa canım arkadaşım, sen de mi parka geldin? Hadi birlikte oynayalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam dediğimizde, değil mi? O da selamımızı aldığında ve birlikte oynadığımızda daha mutlu oluruz. İşte onun gibi selam vermeliyiz. Verilirse de almalıyız. Bu çocuklar bir okuldalar. Bir şey yapıyorlar. Bir şey öğrenmişler. Bakın bilgileri var. Öğretmenleri bir şey öğretmiş. Ve onlar da biliyoruz diye parmak kaldırmışlar. Hicri yılbaşını mı biliyorlar acaba? Bakalım ne yazmışız? Peygamberimiz, güzel peygamberimiz ne demiş? Sadakanın en faziletlisi Müslümanın ilim öğrenmesidir. Onu da din kardeşine öğretmesidir. O zaman siz bugün hicri yılbaşı, hicret ne demek öğrendiniz. Bunu bir arkadaşınıza anlatabilirsiniz sanırım. Peygamberimizin Mekke'den, yani doğduğu şehir, Kabe'mizin olduğu şehirden Medine'ye okulunun olduğu, caminin olduğu, Suffa'nın olduğu Medine şehrine gidişinin olduğu gündür. Hicri yılbaşı Mekke'den Medine'ye gidişinin olduğu gün. Ve bunu tabii ki kutlayabiliriz değil mi? Bu bilgimizi de söyleyip arkadaşımızı arayıp, arkadaşım hicri yılbaşın kutlu olsun, mübarek olsun diyerek öğretebiliriz. Öğretmek din kardeşine en büyük iyilik olur çocuklar. Şu resimlere bakın. Burada bazı çocuklar üzgün. Bakın bu da üzgün. Bu kız da üzgün. Bunlar bir şey yapmış. Bu mutlu ama. Neden acaba? Sevgili peygamberim, kardeşinin başına gelen şeye sevinip gülme. Onun ile alay etme. Sonra Allah ona merhamet eder, seni o şeyle imtihan eder buyurmuştur. Bunlar alay ediyorlarmış. Çok kötü bir şeydir değil mi alay etmek? Alay ettiğin şey, mesela diyelim ki bu çocuk düşmüş olsun ya da öğretmeninin sorduğu bir soruyu bilmiyor olsun. Teneffüste onunla he bilemedin diye alay etmek olur mu hiç? Bak bu alay ediyor, he düştün. Bu kızı da herhalde biraz tombul, kilolu diye alay ediyorlar. O da çok üzüldü bakın. Şimdi alay etmek şaka yapmakla karışıyor bazen. Arkadaşınızın üzüldüğünü görünce de şaka yaptım diyor bazı çocuklar. Şaka demek çocuklar, iki tarafta eğlenir. Şaka yaptığımız zaman iki tarafta eğlenir. Bak bu çocuk gülüyor ya, bunun da gülmesi gerek eğer şaka olsaydı. Ama bu gülmüyor, bakın bu üzgün. Demek ki bu alay ediyor. Bakın bu kız üzgün, bunlar gülüyorlar. Olmaz.
şaka yapmak iki tarafın da güldüğüdür. Ama eğer arkadaşınız üzülüyorsa siz şaka yaptığınızı düşündüğünüz şeyde, hayır şaka yapmıyorsunuz, alay ettiniz oluyor. O yüzden hemen özür dileyip ondan üzülmemesini söyleyelim. Çünkü o durum bizim başımıza da gelebilir. Belki bir gün de öğretmenimiz soru sorduğunda biz bilemeyebiliriz veya düşebiliriz parkta veya biz kilolu olabiliriz. Aa, çok şişman olabiliriz. Belli mi olur büyüdüğümüzde, değil mi? Asla alay etmiyoruz kimseyle. Bizim başımıza da gelirse çok üzülürüz. O yüzden Peygamber Efendimiz ne demiş? Kardeşin ile gereksiz tartışmaya girme, onunla kırıcı şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözler verme. Kırıcı şakalar yok, yerine getiremeyeceğimiz sözler vermek yok. Bunlar kardeşimizi üzer. O zaman kardeşlik birazcık zor olur değil mi? Sizi affetmesi gerekiyor bir de. Bakalım bu çocuklar ne yapıyor? Dua ediyorlar. Neden acaba? Ama bunlar mutlular. Güzel bir şey için dua ediyorlar. Biriniz kardeşinde beğendiği bir şey gördüğünde bereketli olması için ona dua etsin. Bazen çok sevdiğimiz bir kıyafeti, çok beğendiğimiz bir kıyafeti arkadaşımız almış olabiliyor. Veya bizim sevebileceğimiz bir silgi onda olabiliyor, bir suluk onda olabiliyor. O zaman şöyle demeliyiz. Arkadaşım çok yakışmış. Ben de bunu çok seviyordum ama sende olmasına da çok sevindim. Bereketli olsun, hayırlı olsun diye ona dua etmeliyiz. Ay, bu çocuklar da sarılıyor. Bunlar da mutlular. Neden acaba? Biriniz kardeşine sevgi duyduğunda bu sevgisini ona belirtsin. Birbirlerine seni seviyorum demişler. Bu çok güzel bir kelime değil mi çocuklar? Seviyorum seni diyerek sarılmak, kanka olmak çok güzel bir şey. Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onların en hayırlısı önce selam verendir. Ha, tabii ki kardeşler arasında da küslük oluyor değil mi? Bazen bizden önce bizim yapacağımız işe koşmuş olabiliyor. Kırabiliyor bilmeden yanlışlıkla. Şimdi küstüğümüz zaman ki hiç küsmeyelim bence, hemen affedelim. Ama Peygamberimiz şöyle demiş, 3 günden fazla değil. En fazla 3 gün, tamam. 3. gün artık kardeşimizin yanına gidip 3 gün oldu artık seninle küsemem ama bu davranışın için çok üzüldüm diyerek duygumuzu belirtebiliriz. Ama küslüğümüzü uzun sürdürmüyoruz. Anlaştık mı? Çünkü biz Müslümanız ve Müslümanlar ancak kardeştir. Şimdi oyun oynayacağım sizinle. Şimdi benim bir çöp adamım var. Çöp adamım. Bakın gülüyor. Çok mutlu ve bazı hareketler yapıyor. Onun hareketini yapan şu cümleyi söylesin. Herkes yapıyor mu? Gülümsüyoruz. Elimiz belimizde. Bir elimizde yukarıda. Ayaklar açık. Şöyle söylüyoruz. Müslümanlar ancak kardeştir. Söyleyin, ben dudaklarınızdan anlıyorum. Müslümanlar ancak kardeştir. Aferin. Şimdi hareketi değiştiriyorum. Kardeş kardeşini üzmez. Evet, aferin size. Onunla alay etmez. Biraz zor bir hareket. Düşmeyin. Onunla alay etmez. Ay, çok zor. Kardeş kardeşini görünce selam verir. Aferin size. Hastalanırsa ziyaretine gider.
Hastalanırsa ziyaretine gider. Aferin size. Ay bu da çok zor. Bence sandalyeye oturun. Sandalyeye oturun, bu çok zormuş. Peki şöyle söylüyorsunuz. Davet edildiği zaman davetine gider. Kutlamasına gider. Evet, davetine, kutlamasına gider. Heh, bu kolay. Onun hicri yılbaşısını kutlar. Onun hicri yılbaşısını kutlar. Onun hicri yılbaşısını kutlar. Müslümanlar ancak kardeştir. Müslümanlar ancak kardeştir. Ay, nasıl olacak bu şimdi? Havada mı duracaksınız? Sandalyede yapın bence. Evet. Kırıcı şakalar yapmaz. Kırıcı şakalar yapmaz. Bence sandalyeye oturun çocuklar, düşersiniz. Hem minderin üstü de güzel, evet. Kırıcı şakalar yapmaz. tek ayak üstünde. Hadi bakalım. kardeşini sevdiğini söyler. Kardeşini sevdiğini söyler. Bir de bu tarafa. Bir sıkıntısı olduğunda yardımına gider. Bir sıkıntısı olduğunda yardımına gider. Oh, bitti. Sonunda bitti. Müslümanlar ancak kardeştir. Müslümanlar ancak kardeştir. Aferin size, alkışlıyorum, süper yaptınız. Şimdi sizinle kardeşlik bir etkinlik yapacağım. Bakın. Böyle el ele tutuşan çocuklar yapacağım sizinle. Sizin annenizden ben şöyle beyaz bir kağıt istemiştim. Bu beyaz kağıdımı, yani bir çocuk çizecek kadar kalınlıkta şöyle kıracağım. Tamam. Bir çocuk çizecek kadar bir alan yani. Oraya çocuk çizeceğim. Düzgün katlandı mı? Bir tane böyle. Bazıları yarısına kadar kırdı. Yarısına kadar kırmayın. Sadece bakın, başından daha arkası var bakın. Bayağı var hem de arkası. Tamam. Bir çocuk çizecek kadar kırdım. Şimdi arkaya kırıyorum. Şimdi öne katlıyorum. Bir ön, bir arka yapacağım sürekli. Bir daha arka. Bir daha ön. Yani çocuklar, biz buna merdiven katlama deriz ama merdiven katlama. Çünkü bakın, bu merdiven gibi oldu bakın. Değil mi? Merdiven gibi oldu. Akordiyon katlama da diyebilirsiniz. Akordiyon bir müzik aleti, biliyorsunuz değil mi? Hani şöyle. Akordiyon katlama da olabilir. Merdiven katlama da olabilir. Bir ön, bir arka. Bir ön, bir arka. Tamam. Bu tabii bir insan boyu gibi çok uzun olduğu için ortadan ikiye kesebiliriz. Bu çok uzun. Katlıyorum ortadan ikiye ve keseceğim. Şöyle kısalttım. Şimdi bunun çocukları çizmenin bir tekniği var. Çocuk çizeceğim buraya, şuraya. Ama bir tekniği var. Katlama önemli. Katlama kadar çizim de önemli kuzucuklarım. Yoksa el ele tutuşan olmaz. İlk önce bir yuvarlak kafa çizeceğim. Şöyle kameraya yaklaşayım. Yuvarlak kafasını çizdim. Boyun. Görünüyor değil mi?
Vücut. Şimdi vücut. Şimdi bakın kollarını böyle bırakacağız. Buralardan kesmeyeceğiz. Tamam. Çünkü el ele tutuşuyor olması için kollarını bakın burada bıraktık. Parmaklar yapmadık. Şuraya kadar çizimi tamamlayın. Ayakta çizeceğiz. Buraya kadar çizimini tamamlayan da bana göstersin ekrana. Kardeş Müslümanlar yapalım. Bizim Müslümanlarımız gülen yüzlü. Çünkü onlar birbirlerini üzmüyorlar. Birbirlerinin sıkıntılarına yardımcı oluyorlar. Birbirlerini gördüklerinde selamlaşıyorlar. Asla alay etmiyorlar. Birbirlerine hediye alıyorlar. Özel günlerine gidiyorlar. Ve özel günleri birlikte kutluyorlar. Tıpkı yarınki Hicri yılbaşı gibi. Evet, buraya kadar. Şimdi ayaklarını da yapalım. Şöyle. Şöyle. Pantolonlu çocuklar yaptım. Şimdi çizdiğim yerlerden keseceğim ama parmak kesmiyorum. Elinin buralarını asla kesmiyorum. Tamam mı? Tutuşuyor çünkü el ele tutuşuyor bunlar. Çocuklar, yarın Hicri yılbaşı ya, uzaklarda olan anneanneniz, babaanneniz, dedeniz, teyzeniz, halanız varsa onların da Hicri yılbaşısını kutlayın. Yeni ve hayırlı bir yıla dualarla girin. Yeni yılda sağlıklı, mutlu, akıllı çocuklar olalım. Ve namaza başlayabiliriz sanırım. 7 yaşındaki çocuklar namaz kılabilir. Daha küçükler de biraz namaz kılabilir. Ama 7 yaşındaki çocuklar anneleri, babaları ve tabii öğretmenleri gibi sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı 5 vakit kılabilirler. Şimdi açıyorum bebeğimi. Açıyorum, açıyorum. İşte açtım. Küçük Müslümanlar. Hepsine yüz yapabilirsiniz. Çünkü onlar kardeş. Bakın el ele tutuşmuşlar. Çok güzel oldu Zeynep, Serra. Aa, bir tane daha varmış. Durun bir dakika, benim bir tane daha varmış. Tamam, hepsini açtım. Bayağı da çok oldu ya. Güzel oldu. Bakayım başka kimin var? Sümeyra çok güzel. Abdullah Hamza çok güzel. Sultan çok güzel. Bakalım bakalım. Gösteren var mı? Zehra Kübra çok güzel. Lina Hekimoğlu çok güzel. Kocaman olmuş Lina senin çocuklar. Çok tatlı olmuş ama. Kız bebek mi yaptın? Kız çocuklar çok güzel olmuş. Lina kendini mi yaptın? Ne güzel saçların. Peki. Kuzucuklarım. Yarın dediğim gibi Hicri yılbaşı. Yani
Peygamber Efendimiz'e sevgimizi göstermek için salavatlar çekebiliriz. Ve siz büyüdünüz. Öyle bir iki tane demeyin. Bir tesbih boyu 100 tane çekin, tamam mı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Zaten çok kısa. Ve Allah'ımıza olan sevgimizi göstermek için de la ilahe illallah diyebiliriz. Bunu da 100 tane çekebiliriz bence. Yarın bunları çekin. Büyüklerinizin hicri yılbaşısını kutlayın. Ve mümkünse çocukları sevindirin. Siz de bir çocuksunuz. Kendinizi de sevindirebilirsiniz. Benden bu kadar Şevval Hocam. Evet, hicri yılbaşınız mübarek olsun, kutlu olsun. 1444 yılınız hayırlı olsun inşallah. O zaman tüm çocuklarımızı öpüyorum. Beyza Hocam, sizin de hicri yılbaşınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Hepimizin, tüm Müslümanların. İnşallah bir sonraki atölyemizde görüşürüz o zaman. Bize özelden fotoğraflarınızı, etkinliklerinizi atabilirsiniz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.